Şimdi hemen biraz futbol konuşarak başlayalım evet. istiyorum. Sıcak sıcak tabii ki milli takımdan bahsedeceğim. Ee, i̇lginç bir yenilgi oldu. Ee, ne düşünüyorsunuz Ayıp. bunun hakkında? <laughs> Ayıp. Yani bunun... ştafan Kunz'la falan da bir alakası yok. Ya bir futbolcu topluluğu... ...eğer Türkiye isen... ...bir, bir Türk... ...yani milli takımında da oynuyorsan... ...rakibin de Faroe Adaları ise... ...bunun antrenörle, taktikle falan alakası yok. Bunun tamamıyla konsantre ile alakalı bir şey. Bu maça çıkacaksın, konsantre olacaksın. 3 tane, beş tane atacaksın, bakacaksın keyfine. Yani bunun yok işte şu takım çıktı, Kuns şöyle yaptı, böyle yaptı falan. Ha Kuns ikinci bölümde dersin ki ha sen bu takımı niye motive edemedin? Bu maçı niye alamadın? Bunu diyebilirsin. Ama birinci sebep tamamıyla futbolculardır. Çünkü şimdi Fare Adası dediğin yer 50 bin nüfuslu, çok küçük bir yer ve oradaki oynayan futbolcuların hemen hemen hepsinin belki de ikinci işi falan bu futbol. Yani birinci iş olduğunu zannetmiyorum. Hı hı. Normal işleri vardır. Çünkü orada çok büyük bir yani futbol şeyi yok. O borsası yok. Dolayısıyla ve bu 50 bin nüfusun 50 bin mesela esprisi var bunun. Yani 50 bin nüfus var 80 bin koyun var. 80 bin keçi var yani mesela dünya. Ama bir de başka bir yüz var burada. 15'te 55 yaş arası erkek 13.500 kişi var. Yani 13.500 kişiden bu takımı kurmuşlar. Bizde de 80-90 milyon nüfusumuz var. Ve dolayısıyla bunun 30 milyonu 40 milyonu genç ve erkek ve futbolla alakalı insanlar ve biz de bundan seçmişiz. Düşün yani bu ayıp bu futbolcu topluluğuna yeter. Başka bir şey demiyorum. Çok ayıp oldu yani. Çok ayıp oldu. Erman Toroğlu dedi ki bunlar kuz gitsin diye mi böyle oynadı yani? Böyle bir ihtimal var aralarında konuşup da. Şimdi Buket Hanım şunu iyi bilmesi lazım herkesin. Futbolcu bak Erman Hoca bunu aslında iyi bilir. Hiçbir zaman hiçbir kulüp de dahil çok nadirdir. Bir özellikle büyük takımsa falan. Özellikle futbolcu kötü oynayalım da maçı kazanmayalım da bu hoca gitsin mantığıyla hiçbir zaman sahaya çıkmaz ve bunu yapamaz, beceremez. Böyle bir şey olmaz. Kimse kendini küfür ettirmek ister mi? İşte ne oldu bak en ağır eleştiri yiyorlar bugün futbolcular. Hepsi milyonluk oyuncular. En ağır dün mesela maçtan sonra soyunma odasında kimsenin ağzını pışa açmıyormuş. Herkes çok üzgünmüş. Son iki dakika oynadığımızı niye 60 dakika oynamıyoruz mesela? Niye 40 dakika oynamıyoruz? 20 dakika oynasak son iki dakika maç 5 olacak. Onun için bir konsantre eksikliği vardı. Ha sonra bunu ne dersin? Konsantre eksikliğini de Stefan Kunsa yıkarım. O ayrı. Onun için yani e, bunun izahı yok. Yani bu mağlubiyetin izahı yok. Yani şöyle diyebilirsin. Ya biz gruptan çıktık. işi bitirdik. Hı hı. Yani bir beklentimiz yoktu. Ya bu maç antrenman. Hayır abi antrenman da olsa. Halı sahada maç yapıyor insanlar. Kavga ediyorlar birileriyle. İddiası mı var? Yok. Sadece sen yendin ben yenilme. Tavla oynarken ben tavla oynayamam mesela. Oynayamıyorum tavla. Çünkü niye sinirleniyorum yenilince? Kapatmışımdır çok. Kırmışımdır da kapatmışımdır da. Onun için yani söylemek istedim. Yani bunun izahı yok. Bu izahı yok. Çok dün akşamki ayıp bu futbolculara aittir. Hamit Altın Top'un sonra yaptığı açıklamalar biraz eleştirildi böyle el hareketleri, kol hareketleri falan. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi Hamit, önce Ayşin Hamiti bir analiz etmek lazım. Hı hı. Şimdi Hamit'in yeterli donanımı var mı? Şimdi bir adam iyi futbolcu olabilir zamanında, ama bu iyi yönetici olacak ve iyi teknik adam olacak anlamına gelmez. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu kim? Maradona. Maradona. Hı hı. Oldu mu antrenör? Olamadı. Türkiye'ye gelmiş en iyi yabancı kim? Hacı. Hacı, evet. değil mi? Efsane. Oldu mu antrenör? Olamadı, beceremedi. Hı hı. Bu işler öyle kolay değil. Futbol işi farklı bir şey, oynamak farklı bir şey, yönetmek farklı bir şey. Yani Hamit Altıntop'un eline vermişsin Türk futbolunu. Hamit Altıntop bunu yönetmeye çalışıyor. Kendi buldu antrenör getirdi, kendi buldu evet. ve bu antrenörle bu antrenörü devam etmek istiyor. Yani. ...gelişi yanlıştı... ...Ştafan Kunz'un... ...ama Hamit'e çok bu konuda paye veriliyor ama... ...bence bundan sonra sıkıntı başlar... Hmm. ...Türk milli takımında sıkıntı başlar... ...gider mi Hamit Altıntop? Hamit top yönetici... ...yani o yönetici onu bilmiyorum... ...ama Ştafan Kunz'la... ...devam edilmesinin yanlış olduğunu... ...çünkü... ...bu sıcadeler ya... ...kar hmm. ...bu eleştirilere falan Ştafan Kunz falan duramaz... Çünkü hep bunu söylüyoruz. Ben dün akşam da söyledim. Sevgili Başkan Mehmet Büyükekşi, 6 ay sonra alacağın kararı şimdi al dedim. 6 ay sonra yollamak zorunda kalacaksın. Stefan i̇şte Kunsu Şimdi yolla. Çünkü Türkiye'nin Türk Türk Milli Takımının özellikle yabancı antrenöre falan ihtiyacı yok. Türk Milli Takımını Türk antrenörleri. Çünkü şimdi ayda bir maç, 3 ayda bir maç. Şimdi bak kaç ay maç yok? mesela. Evet. Adam gidiyor memleketine. Hı Hem maaşını alıyor. Allah daha çok para versin. Hiç önemli değil. Maaşını alıyor. Burada ne oluyor? Ne bitiyor? Kulüplerle diyaloglar bir kere koyar. Ama Türk hoca seçeceksin. O yapacak. Ve de çok büyük paralarda değil. Normal paralarda. Türk hoca seçeceksin. Kim o zaman? Fatih Terim, Şenol, Güneş, Sergen, Yalçın. Bu isimler olur. Sergen oluşuyor. Yalçın olur. Hı. Ya ben Sergen'le de konuşmamda Sergen öyle bir beklentisi olduğunu düşünüyorum ve Sergen olabilir. Hı hı. Ve Sergen de yakışır. Fatih abine zannetmiyorum şu ortamda olacağını. Hı hı. Yani şu ortamda Fatih hocanın teknik direktörlük pek düşündüğünü zannetmiyorum. Biraz daha duracağını. Onun için ama şu ortamda olursa şimdi Şenol Hoca da buradan ayrıldı biliyorsunuz. Evet. Şimdi sıra Sergen'de ve Sergen Yalçın da bunu hak ediyor. Ve bundan sonra da eğer Stefan Kunz gönderilecekse gelecek olan isim de Sergen Yalçın'dır. Hı hı. Benim de kulağıma öyle bir şey çalındı. Geldi mi? Hı -hı, o aynen. zaman doğrudur <laughs> daha fazla detayına girmek istemiyorum yani sergen yakışır ama peki bunu sergen beklenti mi var diye mi söyledi size yoksa başka bir beklenti şey değil de mi? yani sergenin çünkü hiçbir teklifleri kabul etmiyor sergen Hı -hı. gelen teklifleri kabul etmiyor yorumculukla da dahil, önüne kabul etmiyor sadece beklenti değil o zaman yani belki bir şey bilmiyorum Bek bekliyoruz hep beraber <gülüyor> yakışır <gülüyor> yani sergene de o zaman ama <laughs> <şu var. gülüyor> sergen yatsın hayırlı olsun <gülüyor> <gülüyor> şu var ama şu var. Çok yetenekli bir Türk futbolcu grubumuz yok şu an. <laughs> Bak bilmiyorum ne kadar maç takip ediyorsun bilmiyorsun ama bilmiyorum yani ediyor musun? Oynayan oyunculara baktığın zaman oynayanlar takımlarında çok iyi oynamıyor. Lejyonerlerimiz de Avrupa'da iyi oyna, oynamıyor. Ya yedek ya sonradan giriyor işte ya oynamıyor. Yani baktın mı geniş fotoğrafa baktığın zaman da yani bir yeteneksiz bir az yetenekli bir Türk futbolcu grubumuz var. Belli çünkü bulunduğumuz yerden belli. Şimdi mesela mantık yürütelim. İsmail Yüksek birileri sakatlanıyor, kadroya davet ediliyor. 3-2 mağlipsin, oyuna giriyor. İsmail Yüksek 3. gol atıyor, 3-3 oluyor maç. Gruptan çıkıyorsun. Ve İsmail Yüksek önümüzdeki maçta normalde oynaması lazım değil mi? Adalarında Gol atmış, seni grup, gruplara kalmana sağlamış, oynamıyor mesela yok. Niye oynamıyor? Neden oynamıyor? Yani onun için enteresan işler oluyor milli takımlarda. Yani bilmiyorum, şu duyum, duyum. İşte bazı menajerler oynatıyor, bazı menajerler adamları var oyna, onlar oynatıyor falan filan. Yani böyle bir şeyler var. İfta Fankuş'un bunlara ben çok yani şey yapacağını zannetmiyorum da e, bu konulara çok gireceğini düşünmüyorum ama böyle şeyler söyleniyor, Onun için. Türk milli takımı aslında gerçeği ne biliyor musun? Türk milli takımı aslında havasını kaybetti. Şimdi kimse merak etmiyor milli takım maçını. E, eski coşku yok. Çünkü niye? Evet öyle bir coşku da yok. Yıldız oyuncun yok. Eskiden çıldırırdı insanlar yani. Şimdi Şu yıldız başında yok. bayraklarla falan şimdi, yani. Şimdi bakıyorsun mesela bu kadroda mesela bir İlhan Mansız var mı? Yok. Bir Emre Belezoğlu var mı? Yok döndüm. Bir Sergen var mı? Hiç yok. Yani bu tip oyuncular vardı. Eskiden yıldız oyuncu yani böyle iyi oyuncu. Şimdi bakıyorsun takımlarında oynamayan oyunculardan medet umuyorsun. Onun için dediğin gibi şu an Türk futbolcusu geride. Hı hı. O ama bu fare Adalarını yenmeme bir sebebi değil değildir. Asla Peki değil. şöyle siz o Hamit Altıntop'un böyle elini vurmasına ne diyorsunuz? Yanlış bir konuşma. Maçtan sonraki e, konuşmasını biz evet, evet. yayınladık şey yapamadık. Bizimkiler bayağı çok ağır eleştirdi. Ahmet Çakar falan defol Hı -hı. git falan dedi yani. Hı -hı. Defol al dedi. Kuşsuz al defol falan dedi. Tabi, bunlar tabi ağır eleştiriler ama. Sayın Mehmet Büyükekşi biraz bizim eğer futbol tecrübemize inanıyorsa biz bunları sevgili Ali Koç'a da söyledik. İlk getirdi, kokuyu getirdi. Dedim ki, bak üç ay sonra yollayacaksın, şimdi yolla dedim, üç ay sonra yolladı. Hep bunlar oluyor. Belli çünkü. Çünkü olay oraya gidiyor. Yani görüntü o. Şimdi eğer siz de biliyorsunuz bir spor medyasında, televizyonlarda, orada, burada, hele yabancıysa bu teknik direktör, tartışılıyorsa demek iş bitmiştir.